Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Uzun zamandır teknenin dışına yoğunlaşmıştık. Biliyorsunuz hep dışı ile ilgili konuşuyorduk. Geçen videoda da anlattığım gibi dışının elyaf kaplama işi bitti. Elyaf kaplandıktan sonra da burası sera etkisi yaptığı için güneşin güzel olduğu günlerde 40 dereceleri bulduğu için içerisi elyafın bu sıcak ortamda yarı fırınlanmış gibi tam kürlenmesini bekleyeceğiz bir süre. Yani o 2-3 gün sürüyor ama ben şöyle bir hafta bekleyeceğim. Üzerine epoksi astarı atmak için. Zaten birkaç gün geçirdikten sonra astarı atmak için biliyorsunuz şey yapmak gerekiyor. Zımparalamak gerekiyor alttaki yüzeyi. Çünkü artık epoksi kürleştikten sonra cam gibi oluyor. İyice sertleşiyor ve üzerine yeniden epoksi bazlı bir uygulamanın tutunması zımparalamadan pek mümkün olmuyor. Tam güçlü olmuyor diyelim. O yüzden zaten teknenin dış yüzünü güzel bir epoksi yapıldıktan sonra, elyaf kaplandıktan sonra zımparalamam gerekiyordu. Hem ufak tefek elyafın kıyısında köşesindeki kabarıklıklar, iplik parçaları vesaireler o zımparalama esnasında tamamen pürüzsüz bir yüzeye dönüşmüş olacak. Hem bir artısı da dediğim gibi epoksi astarı için tutunabileceği güzel bir yüzeyi de hazırlamış olacağız. Bu videoyu çektiğim gün ayın 8'i, muhtemelen yarın falan bu videoyu yayınlayabilirim anca bu akşam kurgusunu yapabilirsem. Ayın 20'si gibi de İstanbul'a gelmeyi planlıyorum. Şöyle bir hafta civarında İstanbul'da kalacağım. İstanbul'a gidene kadar önümde bugünü de sayarsak 11 gün var, 12 gün var. Bu 11-12 gün içinde biraz teknenin içine yoğunlaşayım istiyorum. Teknenin içini de üvey evlat muamelesi yapmayalım. Çünkü artık tekneyi düzeltme, olması gerektiği şekle getirme zamanı yaklaşıyor. Yani çevirme zamanı yaklaşıyor. Çevirdiğimizde içine yoğunlaşırızdan ziyade şu an yapabildiğim kadarını içindeki temizlikleri vesaireyi oldukça da iş var. Az sonra detaylı da anlatacağım, konuşacağız. Birincisi şu. Teknenin tutkal artıklarını temizliyorum. Yani bildiğiniz gibi teknede hep epoksi bazlı yapıştırıcı kullandık. Bir yer hariç. O da sargı tahtalarını, yani bu içeride gördüğümüz teknenin ana formunu oluşturan, ana yapısını oluşturan sargı tahtalarını bağırsak denilen bir teknikle birbirine geçme yapmıştık, hatırlayacaksınız. Bu geçme yaptığımız tahtaların arasına da bağırsak diye 4 milimlik su kontrastlı şeritler koymuştuk. Bu bağı güçlendirsin diye. Tabii her sargı tahtasının iki armuzuna da kanallar açmıştık. Bu 4 milimlik su kontrastlı şeridinin oturabileceği gibi karşılıklı. Orada epoksi kullanmamıştık. Sadece teknede bir yerde epoksi bazlı yapıştırıcı kullanmadık. O da bağırsakların kanallarının içine. Orada Würth diye bir marka var. Oldukça tutulan, beğenilen, bulabileceğimiz buralarda en iyi poliüretan bazlı, içinde fiber tozu da barındıran ve bizim için önemli olan en büyük özelliği kürlendikçe genleşen bir yapıştırıcı kullandık. O yapıştırıcıyı kullanmamızın nedeni dediğim gibi kürlendikçe genleşen bir yapıştırıcı. Dolayısıyla biz bu bağırsakları kanallarında birbirine oturtmadan o kanala Würth'ü doldurduk. Bağırsakları yerleştirdik. Sargı tahtalarını o şekilde birbirine geçme yaptık. İçeride Würth kürleştiği süre içinde genleşerek kürleşiyor. Dolayısıyla içeride sargı tahtaların içinde en ufak bir hava boşluğu, hava odacığı bırakmadık. Bu sargı tahtaların armuz armuza geldiği yerlerin yanlarından fazlası da taşmıştı. O fazlalıkları dışarıdan zaten temizleyip, zımparalayıp, öyle papelleri, çapraz bağları atmaya başlayarak devam etmiştik. Ama içerideki o tutkal artıkları kalmıştı. 2 gündür, hatta 2,5 gündür o tutkal artıklarını temizlemekle uğraşıyorum. Bu tutkal artıkları temizlendi. Şu an teknenin içi de pırıl pırıl çıktı. Şimdi tutkal artıklarından sonra yapacağımız iş, bugün artık yapacağımız iş, karinanın yuvarlak yapısından kaynaklı tahtaları üst üste bindirdiğimizde sargı tahtalarını
içeride de olsa, dışarıda da olsa birbirine yaslandığı yerde ince bir boşluklar kalabiliyor. O boşlukları dolduruyoruz şimdi. Şöyle bir küçük plastik kaba epoksiyi karıştıracağız, hazırlayacağız. Şöyle bir spatula ile, teneke parçasıyla bunu alacağız oradan. Küçük parçalar halinde. Bu boşlukları yedire yedire, boşluk olan yerleri dolduracağız. Ve bununla da temiz bir şekilde çekip çok fazla da zımpara işi peşinde bırakmayacağız. Ve bunu teknenin tüm iç sargı tahtalarının olduğu yüzeylere yapacağız. Ondan sonra ne yapacağız peki? Ondan sonraki işimiz şuradaki frame ile sargı tahtasının birleştiği yer. Mesela kıç aynayla sargı tahtalarının birleştiği yer veya postalarla sargı tahtalarının birleştiği yer. Oralar 90 derece köşe. Yaklaşık 90 derece keskin köşeler kaldı. Öyle keskin köşe kalsın istemiyoruz hiçbir yerde. Yine epoksiyi biraz daha yoğunlaştırarak, macun kıvamına getirerek şöyle yaptığım bir parçayla, yani şöyle elimi de koyayım, genişliğini tahmin etmekte daha kolay olur sizin için. Bir de bunun dil çubuğu denilen, eczanelerde satılan, genelde epoksi karıştırmak için kullandığımız ama ucu da yine böyle radüslü, yuvarlatılmış şekilde tahta parçaları var. Bir de bu var, biraz daha geniş. Bu tahta parçasıyla işte spatula ile giremediğimiz kıyı köşelerde doldurmamız gereken yerler, düzlememiz gereken yerler olursa bunu kullanıyoruz. Ama şu bizim kendi yaptığımız geniş radüsleme aracıyla işte epoksiyi alıyoruz ucuna. Ondan sonra şu köşeye şöyle çekiveriyoruz. Tüm köşeler bu şekilde çekilecek. Dolayısıyla buradaki hem olası ufak tefek boşluklar doldurulmuş olacak. Hem de buraya tatlı bir radyüs kıvrım verilerek yapının yekpare güçlü bir hale gelmesi sağlanmış olacak. Aynı şekilde omurganın da içten sargı tahtalarıyla birleştiği yerler yine aynı şekilde çekilecek. Bununla da radyüsleme işlemi, o köşelerin yuvarlatılma işlemi bittikten sonra sargı tahtalarının teknenin formuna uygun eğimli geldiği yerlerde postaları o sargı tahtaların gelişine göre köşelerini tıraşladık. Sargı tahtaları postalara tam bassın diye. En baş kısımdaki eğim fazla, kıç taraftaki eğim nispeten ondan az ama fazla. Teknenin orta bölümlerine gelindiğimizde eğim neredeyse sıfırlanıyor. Düz geliyor sargı tahtaları. Dolayısıyla başta ve kıçta özellikle sargı tahtaları biraz eğimli, daralarak geldiği için postaların köşeleri biraz daha fazla alındığı için kullandığımız vidaların uçları postalardan biraz çıktı. Çıkan uçların jet taşı, avuç taşlama mı diyorsunuz, jet taşı mı diyorsunuz, onunla dikkatli bir şekilde düzgünce tıraşlanması ve orada artık elinize sürdüğünüzde herhangi bir öyle vida ucunun vesairenin kalmadığı bir temizlik yapılacak. O vida uçları teknenin iç tarafına çıkan vida uçları kesilecek, tıraşlanacak. Ondan sonraki iş özellikle salma bölgesinde bazı postaların içine metal şeritler çekmiştik ya. O şeritlerin iç yüzeyi elyaf kaplanacak. Yani postayı düşünün. Posta geliyor. Üzerinde saç var. O saçın üzeri posta genişliği kadar güzelce elyafla kaplanacak. Bu da bittikten sonra teknenin içi komple bir zımpara geçeceğim. İşte o armuzları doldurma işlemi sırasında, köşeleri radüsleme işlemi sırasında oluşabilecek ufak tefek epoksi artıklarını temizleme adına hem de bu saydığım işleri yaparken uyguladığım epoksi tam kürlendiği için üzerine yapacağımız ikinci bir işlem, epoksi ile ilgili işlemin tutunabilmesi için bu zımparaya da ihtiyaç var. Ondan sonra ruloyu, küçük rulolar vardı ya, hani geçen videoda elyaf sararken göstermiştim size kullandığımız boya ruloları.
onları epoksiye, ama bu sefer epoksinin içine hiçbir şey katmadan, epoksiyi en sıvı haliyle, en akışkan haliyle kullanarak ruloyla teknenin tüm yüzeylerini, işte özellikle sargı tahtalarını, postalarını vesaire epoksiyle güzelce ağaca emdire emdire kaplayacağız. Onu kapladıktan sonra fazla oyalanmadan muhtemelen ertesi gün hemen beyaz astar boyayla üzeri boyanacak. Böylece tertemiz, üzerine mobilyaların uygulanabileceği bir yapı, hem güçlendirilmiş, hem nemden, sudan, rutubetten, havadan teması tamamen kesilmiş, tertemiz bir yapı oluşturacağız. Şimdi önümüzdeki 12 günlük işimiz, 11-12 günlük işimiz bu. Gerekiyorsa akşamları da biraz çalışarak şu 10 güne, 12 gün, 11-12 günlük süre içinde İstanbul'a gitmeden bu teknenin içini de pırıl pırıl çıkarayım istiyorum. Ondan sonra işte depolarla, depoların şablonlarını, hatta birebir ölçekli maketlerini su kontrollerinden, kabak su kontrollerinden maketlerinin yapılıp yerlerine alıştırılması işiyle devam edeceğiz. İşte o maketler hem yakıt tankları, 2 tane yakıt tankı, hem 3 tane su tankı, hem de 1 tane pis su tankı olmak üzere 6 tane tankın kabak su kontrasından maketlerini yaparak yerlerine alıştıracağız. Maketler yapıldıktan sonra, şablonları 3 boyutlu çıktıktan sonra depoları yapılacak, yerlerine monte edilecek. Ondan sonra üzerine gereken mobilyalar, onların üzerine kaplanacak. Yani beyaz astar boya vurulduktan sonra depoların imalatı ve yerlerine montajıyla devam edeceğiz. Tekneyi çevirmeden önce, yani tekneyi çevirdiğimizde içi bembeyaz tertemiz çıkmış olacak. Mobilyaların altında, içinde kalan yüzeyler ve depolar, 6 tane depo yerlerine monte edilmiş olacak. Depolar konusunu ayrıca bir videoda detaylı anlatacağım. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.